Mete Yarar Valla e, Muhtemelen e, Amerikalılar Seyrediyorsa zaten hani Demişlerdir ki yani kendileri Kendilerle uğraşmaktan bize sıra Gelmeyecek demişlerdir yani e, Şuradan çıktığımız sonuç o İlginç olan şeylerden bir tanesi Belki hep beraber sorgulamamız gereken şeylerden Bir tanesi e, EDP gibi bir partinin Türkiyeleşme e, iddiası olan Bir partinin Ben e, Türkiyeleşmeyeceğim türkiyeleşmeyeceğim diye son noktayı koyduğu yeri beraber gördük. Yani daha önce evet. de söylüyormuş ama bakın, Bülent Bey hatırlattı. Şimdi, yani bu, her her 24 Nisan'da benzer açıklamalar mı yapıyor Bülent? Büzleşme mi diyor? Yani soykırımı tanıyın falan evet. mı diyor? Böyle bir şey mi evet. söylüyor? Yani soykırımı, evet, soykırımı tanıyın. Diyor böyle bir şey soykırım var falan yani, mı diyor? Bakın ben, ben mi? Bakın. yanlış biliyorum. HDP'nin HDP'nin daha önceki açıklamalarından ekstra olarak yapmış olduğu bu dönemdeki açıklamada işin içine Türkiye'de yaşayan e, farklı azınlıkları, farklı toplum kesimlerini de katıyor. Buradan HDP şöyle bir amaç güdüyor olabilir. Bülent Bey, onu yani buradan bir yola dakika. çıkarak Bülent Bey. Şu HDP her 24 Nisan'da Soykırımı tanıyın. Soykırımla yüzleşin. Der miydi? Soru bu. Hayır. Şöyle. Soy soykırımı tanıyın. Yüzleşin değil ama bu bir soykırımdır diyorlar. Yani buna bu anlama gelen laflar ediyorlardı işte Hayır, bu net, net yani, bir şekilde. Bu böyle net bir, bir, bir şekilde açıklamaları hiç olmadı. Net bir şekilde Batı'nın kadar... tezlerine sahip çıkıyorlar. Bunu soykırım olarak tanıyorlar. Yani Bünat başından beğer, itibaren tavırları biz bu de görürüz net. memnun olurum. Ben hiç ilk, ilk, ilk defa Ya sevgili Mete Yarar, Türkiye bir buçuk milyon Ermeniyi kesmiştir diye olan Pamuk. Şöyle HDP'nin sayfasına beş girerseniz 24 Nisan'daki Recep açıklamalarına bakarsanız hepsi ya, birbirinin benzeri. Ya üstadım, e, şöyle mi gidelim? E, yani şöyle mi gidelim? Mesela demin örneklerinizi e Böyle gidiyoruz ama ay, bak. Hiç öyle gitmiyoruz Hayır siz değil. Yani Latip Bey olayı şuraya getiriyor. İlle Aman efendim bu ile... ya arkadaş parti sözcüsü söylüyor. Parti evet yalnızlaştırın söylüyor. o partiyi. Daha ne diyecek? Ben onu yalnızlaştırın, yalnızlaştırın ben, Hüsnü Bey. Ben, size demiyorum ben başka bir şey söylemeye çalışıyordum. Yani, Mete bir Bey. Şey A, bir Mete Bey'i dinleyelim. Latif Bey döndürüp dolaştırıp CHP'nin bilmem neyine getiriyor. Mete Bey buyurun. E, demin onu söyledim. Yani Türkiye'de e, bir partinin... E, Sadece CHP artık... değil. Efendim? Bir şey mi söyleyeyim? Yok sizinle ilgili ha. değil. E, Türkiye'de bir partinin Özellikle e, böyle bir soykırım yani soykırımı tanımasından sonra bu kadar pervasızca söylemesinin bir siyasi amacı olması gerekir değil mi? Yani siyasi partiler her söyledikleriyle e, gelecekle ilgili bir tahayyülleri de vardır. Şimdi bu tahayyül nedir çok merak ettim ben. Yani, Emperyalist saldırının arkasına takılmaktır bu. Efendim? Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Türkiye'ye dönük emperyal saldırısının Bravo. Büyük Ortadoğu projesinin Bravo. Amerika tarafından kendine devlet kurulmasının arkasına takılmaktır. Bana söyleyelim ya. Yok ben sizin için söylemiyorum. Bu ihanettir. Ya sizin için bu, söylemiyorum. Bakın bu ihanettir. Atatürk'ün uluslaşma projesine ihanettir. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti bir devrimle kurulmuştur ve bir uluslaşma projesidir. Ne diyor Atatürk? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk, Türk milleti, milleti denir. denir. Daha bundan evrensel, bundan insancıl bir millet tanımını dünyada yapan bir tane lider var mı? Mete Bey, Ahmet, şimdi başka... reklamdan sonra konuşuruz. Ya reklama gitmeden bir şey söyleyebilir miyim <laughs> tartışma bitsin diye. Şimdi bakın bu Canan Hanım'ın, Sayın Kaftancıoğlu'nun Twitter'ı, Twitter hesabı. Şimdi 9-24 e, Nisan... Bunu inkar 2003. ediyor işte. Hayır Onu diyor kendi, şu anki an hesabı ya, hesabında duruyor. Bu bir sene insan, mi atmış? Ya bu sene atmamış. Kendi hesabında... Reklamdan sonra söyler misin? Kendi hesabında duran... Reklamdan sonra... Kendi ya, hesabında duran... Ya, ya neyse... Ve bir bakalım reklamdan sonra... 7 sene önce sonra. söylediklerini Üstü buraya dizsek neler olur? Hep Mete Erar konuşurken... <laughs> reklam arası... <laughs> e, Sorun yok. <laughs> Özellikle yapmıyoruz tabii ki. Yok estağfurullah. Ne demek. Ahmet Bey... Bülent Bey Ahmet buyurun. Ahmet Bey, arada HDP'nin yapmış olduğu 2020 yılındaki açıklamayı buldum. <laughs> Neredeyse tıpa tıp aynı... Başlığı Ermeni soykırımı kırımı utancıyla yüzleşiyoruz. Girişi aynı. Bugün yaptıkları açıklamayla aynı. Ve sonucunda aynen şöyle diyorlar. Türkiye'de geçmişte işlenen suçlarla yüzleşmesi, tanınması, kınanması toplumsal barışa büyük katkı sunacaktır. Bu nedenle Anadolu'nun kadim halklarının torunları olarak Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşiyoruz. Ermeni ve Süryani halklarının acısını paylaşıyoruz. Yani HDP aynı HDP. 2020'de de aynı, 2014'te de aynı. Ama bu dönemde Biden'ın açıklamasıyla HDP'nin açıklaması yan yana gelince e, bu açıklama büyük bir e, tepkiye neden oldu. Yani yoksa daha önceki açıklamaları da aynı, daha önceki açıklamaları da kabul edilemez açıklamalar. Peki. Buyurun. Şimdi e, eğer bir siyasi parti başka bir ülkenin, Türkiye'nin topraklarını özellikle de Kürt vatandaşlarımızın çoğunluğuyla yaşadığı topraklardan hak iddia ediyorsa ve o coğrafyada yaşanan olayların ve katliamların içerisinde fazlasıyla Kürt köyleri ve oradaki yaşayan vatandaşları da varken onları ikincil bir plana atıp bir söylemde bulunuyorsa bunun bir siyasi kazancı olamaz Türkiye'de. Olamaz. Benim korktuğum şey Türkiye'den bir e, siyasal gelecek beklemeyen bir partinin hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hala olmasıdır. Üzücü olan da budur. Son yaklaşık neredeyse 4-5 olayda gördük ki ne zaman bir olay gerçekleşse ki bu söylem aynen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası gönderirken kullandığı Kelimeler birebir benzer bir kelimedir. Bunu ben daha önce de söylemiştim. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye karşıtı hangi oluşum varsa onun içerisinde görüyoruz. Ve hiçbir konuda destek vermiyor. Yani meclisin içerisindeki herhangi bir konu konuşuluyor ve hiç yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani hiç mi bir konuda aynı partilerle bir araya gelemezsiniz? İşte Gara olayını yaşadık. Gara olayını da gördük. Gara olayında da... E, suçlanan kimdi? Devletti. Yine devletti. Bu üzücü tablo ve bakış açıları eğer Türkiye'den bir şey beklemiyorlarsa ne bekliyorlar? Sorusunu hep beraber soralım. Kimden bekliyorlar ve ne bekliyorlar? Ve kimlerle işbirliği yapıyorlar? Bu sorunun cevabını hep beraber bulmak zorundayız. Hani zaman zaman... Hüsnü Bey söyledi reklamdan önce. Efendim? Hüsnü Bey reklamdan önce söyledi. Hayır ben HDP'ye oy verenlerden bahsetmiyorum. Ben de aynı şey. HDP'ye oy verenler de bu soruyu sormak zorunda. Yaşadıkları toprakları başkası tarafından talep edilen ve oralarda ilhak etmesi kendi sınırları içerisine gösteren bir oluşum varsa, bu oluşuma destekleyen de bir yönetim şekli varsa herkes oturup şapkasını önüne koysun. Nereye gidiyoruz sorusunu sormak zorunda. Sayın Mete Yarar, Sevr haritasını alın. İzin var mı? Sevr haritasını Mete alın. Bey tamamladıysa. Yok, Büyük şey Orta söyledim. Doğu Projesi haritasını koyun üstüne. Hı hı. Bir de Ru Rudav TV'nin Hava Raporu haritasını koyun üstüne. Bir bir aynı. Türkiye'nin 23 ilini almış adam kendi vatanım diye koyuyor. Tabii, Şimdi tabii. Bak, Yani bu papanın geldiğinde ha, kafasına pulu, 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 pulu koyduklarında da aynısı. Şimdi şey. bak sevgili Mete Yarar, sevgili Zafer Şahin, Ankara'daki kardeşlerimiz Bülent Bey, Latif Bey. Bakın büyük bir emperyal oyunla karşı karşıyayız Türkiye olarak. Tıpkı 1919-20'de olduğu gibi Türkiye siyasetsizleştirilmek, devletsizleştirilmek ve bölünmek isteniyor. Ve bugün çektiğimiz sıkıntı sevgili Mete Yarar, bugün çektiğimiz sıkıntı Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinden kopmamızdandır anti-emperyalist, tam bağımsızlıkçı, kemalist cumhuriyeti tukaka etmemizdendir. Hukuk devletinden uzaklaşmamızdandır. Laik eğitimi yok etmemizdendir. Laik bilgi toplumu olmak yerine ümmet toplumu olmaya uğraşmamızdandır. Bakın samimiyetle söylüyorum bu toprağın insanı, bu toprağın insanı Osmanlı tebası iken 600 yıllık Osmanlı hanedanının halife padişahının değil ...Anapartalar kahramanı Sarıpaşa'nın peşinden gitmeyi bildiyse Doğru önderlikle inanın bana bu emperyal oyunu tuz buz eder. Türkiye'nin çaresi inanın bak samimiyetle söylüyorum kemalizmdir. Hangi kemalizm? Tam bağımsızlıkçı, anti emperyalist, laik bilgi toplumu, kadın erkek eşitliği, hukuk devleti, bütün yurttaşlarını kucaklayan bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye halkına Türk milleti diyen zihniyet, uluslaşma projesi tekrar Tekrar bilimsel bilgiyle Ahmet donatacağız Bey, hiç hiç çocuklarımızı. Dünya mi? çocuklarıyla yarışan çocuklar yetiştireceğiz. Bunu yapalım, inanın bana kıyamete kadar Cumhurbaşkanlığında kim kalacaksa kalsın. Peki. Hiç orada ben değilim. bir bitirebilir miyim müsaadenizle? Be Mete Şimdi, Bey bitirsin, Bülent Bey birazdan. Evet. Birkaç kelime söyleyeceğim, çok fazla uzatmayacağım. Ee, demin ilk başlangıçta söylerken demiştim ki, e, tabii ki muhalefetin göstereceği tepkiyle, iktidarda olan partinin göstereceği şey birbirinden farklı olmalıdır. İcra başka eylemleri de içinde barındırır. Bu olay başlamadan önce aslında yapmamız gereken olayı ta başta yapmalıydık. Hangisiydi o biliyor musunuz? Türkiye'ye katsa yaptırımları geldiği gün aynı 1975'te Türkiye neden çıktığının mantığını söylediyse aynısını yapmak zorundaydı. Mantık neydi biliyor musunuz? Çıkma sebebi Aynen şöyle. Biz Türkiye'deki üstleri, Amerikalılara hangi şartla vermiştik biliyor musunuz? Savunma işbirliği anlaşması. Bravo. Yani CIA nedir bunun amacı nedir? Bir açsınlar baksınlar. O anlaşma 1980'de imzalanmadı. O anlaşma ta 1950'lerden gelen, uzatılarak gelen, beşer sene sonra birer sene uzatılarak gelen bir anlaşma. İçinde aynen şunu söylüyor. Türkiye'nin ekonomisine, Türkiye'nin sanayisine Türkiye'nin savunmasına, katkı sunmak için, işbirliği yapmak için bir havuz oluşturulmasına ve bunun için katkı sunacak olan model oluşturulmasına e, fırsat vermesi için imzalanıyor. Savunma bunun ve ekonomik işbirliği zaten. Savunma ve ekonomik, ekonomik işbirliği iş anlaşması. O yüzden söylüyorum. 75'te Türkiye ne diyor biliyor musunuz? Siz ambargo yaparak bu anlaşmayı, anlaşmayı, ihlal, ettiniz. Ihlal ettiniz ve fes ettiniz aslında diyor. Tek taraflı fes Siz bize ambarga koyarak zaten savunma ve ekonomik işbirliği yapmayacağınızı söylediniz. Aynen. O günden itibaren bunun hiçbir anlamı yoktur. Kats'ta geldiği gün yapılmalıydı bu. O günden beri de söylüyorum aynı şeyi. geldiği gün siz zaten Türkiye'deki bizim size verdiğimiz anlaşmayı tek taraflı fes ettiniz kardeşim. Sizin fes ettiğiniz gün gidersiniz. Bakın 1975'te feshediliyor. 1976 Amerikalılar geliyor. Ve Türkiye 76'da aslında bir anlaşma imzalıyor şeyle Amerikalılarla. Ve gönderiyor tekrar şeye. Diyor ki siz ambargoyu kaldırın. Türkiye'nin istediklerini verin, ondan sonra üstleri açarsınız. Ve öyle oluyor. Bakın, yok öyle olmuyor aslında. Evet. 1978'de çok kişi bilmez bunu. 1978'de Demirel hükümeti zamanında dört tanesi için geçici açma kararıyla bir yıllığına dört üssü açıyorlar. Bir, tanesi şeydeki üs. E, ee, Sinop'taki birkaç üssü açıyorlar. Dört ana üs diye geçen dört dinleme istasyonunu açıyorlar. Bir seneliğine 1978'de. Ve her sene Amerikalılar Türkiye'ye geliyor. Türkiye önüne bir şey koyuyor. Diyor ki kardeşim git önce SİA anlaşmasının gereğini yap sonra gel. Katsa geldiği gün Türkiye soykırıma gelmesi gerek yoktu. Her anlaşma kendi içine değerlendirerek götürür. Bugün Amerikan üstünlüğü kapatılması konuşmasının yapılacağı yer soykırım değildir. Onun karşılığı başka şekilde olmalıdır. Çünkü millete hakaretin karşılığı millete, millete yapılır. Hakaret. Devletler arası yapılır. Ama o gün ambargo uygulandığı gün... ...seyya anlaşması bence tek taraflı feshedilmişti. Ve o gün... Türkiye'nin yapacağı tek hamle vardı. Aynı 1975'teki konuşmanın bir metnini geri göndermek. Tek taraflı olarak feshettiniz. Buyurun düzelttiğinizde tekrar gelirsiniz, üstlerinizi açarsınız. Bu böyle söylenmeliydi. Türkiye bugün, bakın her yapmadığımız hareket, karşı taraf için bir aciz oluyor. Bakın demin şeyi söyledim. Türkiye emperyalizme mücadele ediyor. Ben Üstatla anlaşamadığımız tek yer orası. Ermenilerin bu kadar çok diasporasının azmasını sebeplenen bir tanesi 30 yıllık Karabağ işgaline son verilmesidir. Türkiye'nin desteği olmadan bunun yapılması mümkün değildi. Niye Azeri, Azerbaycan devlet başkanı sıklıkla bunu e, zikrediyor? Sıklıkla neden Türkiye'nin desteğinin ne kadar önemli olduğunu söylüyor? Olmadığında bunu nasıl başaramayacağını ısrarla söylüyor. Ermeni diasporasının şeyi bu. Bakın onun karşılığı orada verildi ama bitmedi. Türkiye ile Amerikan ilişkinin düzelmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi karşılıklık ilkesinin birebir uygulanmasından geçer. Soykırıma nasıl karşılık verileceğini devlet bilir. Ama soykırımın karşılığı üstünün kapatılması değildir. Çok. O katsa da yapılması gerekirdi. Anladım. Gayet net anlattınız.